Evet değerli izleyenler, şu an geziyoruz ve bu arada dedik ya, her yaştan okurlar var, kitap severler var. Burada görüntülüyoruz onları ve işte en küçük kitap severimiz de burada. Bak bu yaştan gelmiş burada kitaplarla haşır neşir oluyor, kitap kokusuyla büyüyor. Maşallah diyoruz ve onları getiren değerli anne babalarıyla hemen söyleşi yapıyoruz. Efendim merhabalar. Merhaba. Fuarı nasıl buldunuz? Çok güzel, Ramazan'ın ruhuna uygun. Çok daha büyük alanlarda olmalı bence. Evet. Bazen çok sıkışık oluyor. Bu ikinci gelişim. Büyük alanlarda değil daha mi? Daha büyük alanlarda olmalı diye düşünüyorum. Ama burası da merkezi diye herhalde. Merkezi tabii, yani onun etkisi çok büyük. Belki TÜYAP'ta olsa daha büyük alanlar olabilirdi ama buradaki yerleşim çok daha fazla okula ulaşabilecek nitelikte. O yüzden güzel, çok güzel. Evet. Peki fuara yönelik, ileriye dönük başka beklentileriniz var mı? Mesela daha neler olmasını beklerdiniz? Yayın çeşitliliği. Yayın çeşitliliği. Tabii ki yayın çeşitliliği. Farklı alanlardan değil mi? Farklı alanlarda, belki birkaç yerde. Önceden bu fuar bildiğim kadarıyla sadece dini yayınlar olarak açılıyordu. Evet. Sonradan ama açılmış. Ben bu sene gördüğüm kadarıyla burada adeta her çeşit yayın var diyebilirim. Hemen hemen. Her alanda yayın var diyebilirim. Yani ama 30 yıl daha da önce Elmadağ'da bu TÜYAP binasında başlamıştı. Evet. Dini yayınlar olarak Ramazanlar'da. Çok daha genişerek devam ediyor. Daha da inşallah çeşitlense iyi olur tabii değil ki, mi bu fuar? Evet. Peki ben bir başka arkadaşımıza yöneliyorum. Siz nasıl buldunuz efendim fuarı? Fuar güzel, her zamanki gibi dolu efendim. İlgili, alaka yüksek. Evet. Beğendik yani. Tek eksik olarak biz şunu görüyoruz. Anadolu yakasına oturuyoruz. Evet. Anadolu yakasında her sene ya buraya ya TÜYAP'a geliyoruz. Anadolu yakasında da böyle bir etkinliğin olmasını arzu ediyoruz. Anadolu yakasında da olsa iyi olur. Evet, lokal olarak küçük yerlerde oluyor ama evet. Büyük kapsamlı, büyük montanlı bir fuar alanının oluşması bizim temennimiz. Anadolu yakasında oturan İstanbullular olarak. Evet. Peki bir başka okurumuza daha soralım o zaman. Siz nasıl buldunuz efendim fuarı, neler? Beklentinizi karşıladı mı fuar? Merhabalar. Ben ikinci defa geliyorum. Çok evet. Sıcak olmasına rağmen bugün çok daha güzel. İlk günler gelmiştim ama bugün daha güzel. Klimalarda çalışıyor zaten. Evet, bugün de öyleydi ama bugün kalabalık olarak daha iyi kalabalıklarım gördüm. Aradığınız kitapları alabildiniz mi? Ben geçen sıfır almışım. Bugün hiç taşıma indirdim. Sınava geldim çünkü peki üniversiteye. Çok teşekkürler. Peki efendim. Sağ olun. Rica ederim. Kolay gelsin. Evet, şimdi de daha yaşı genç kardeşlerimize geliyoruz. Neler seçtiniz bakalım? Biz de bunlara bakıyoruz. Evet, ne kitabı bakayım onu bir göster bakalım. Asiye. Neler var kitapta Asiye'de? Neler daha anlatıyor? Ben de yeni inceliyorum yani, daha bakmadım. Ha, yeni inceliyorsun. Evet, sen neler yapmayı düşünüyorsun? Neler almayı düşünüyorsun? Yani, bakıyorum. Ha, ismin ne öncelikle? Zeynep. Zeynep. Soyadı? Karakaş. Zeynep Karakaş. Evet, senin ismin neydi? Ayşe Buse Karataş. Ayşe? Buse Karataş. Buse Karataş. Peki, diğer genç kardeşimiz. Şeyma Karataş. Şeyma Karataş. Evet, böyle gördüğünüz gibi cıvıl cıvıl genç kardeşlerimiz de bu arada kendilerine kitap bakıyorlar. Onların seçtiği kitaplar da tabii kendi yaşlarına göre oluyor ve burada izliyorlar kitapları, beğeniyorlar, istediklerini alıyorlar. Ali yedi ve uyuyamayan koala. Ali yedi ve uyuyamayan koala. Evet, ilginç kitaplar. Beğendiğiniz kitap var mı şu anda? Hangisini beğendiniz? Yani şu anda bir tane kitap beğendim aslında. Hangisini? Şu ilerinde kitap. Bakalım hangisini beğenmiş kardeşimiz. Evet. Burada bayağı seçiyor insanlar kitapları. Bakalım. Evet. Filozofun Bilim Günlüğü. Evet. En akıllı fil hangisi? Nasıl bacak? Çok güzel ya. Biliyor musun? Filozof. Peki. Peki genç kardeşler, teşekkürler. Kolay gelsin. Malum, paganist Hristiyan düşünceler dediğimiz Hristiyan düşüncesinin içerisinde sızan
hurafeler Hristiyanlığın asliyetini bozdu. Öyle olunca bütün dünyada genel bir tevhid inancının bozulmasına karşılık bir beklenti oluştu. Yani yeni bir peygamber gelecek, tek varlık inancını, tek tanrı inancını daha doğrusu yeniden canlandıracak ve Hristiyanlığın tahrif edilen, kaybolan özelliğinin yerine yeni bir din ikame olacak. Bu beklenti sadece Arabistan coğrafyasında değil, birçok coğrafyada vardı. Evet. Hristiyan topraklarında da vardı. O zaman malumunuz Anadolu Bizans'ın elinde bir topraktı, bizim kendi yurdumuz, memleketimiz. Anadolu'da bile birçok Hristiyan topluluğunun bu inancı beslediğini biliyoruz. Ancak konsiller ve daha sonraki dönemlerde resmi Roma ideolojisinin yakın takipleriyle bu grupların yok edildiği. Hatta çok ilginç bir şey, çok iyi bilirsiniz, İznik konsülünde malum 4 tane İncil kabul edildi resmi, evet. İncil olarak. Onun dışında 3000'e yakın İncil'den bahsedilir. Bu 3000 tane İncil'in neden yok edildiğine dair hiçbir kayıt yoktu. Yani hangi gerekçeyle yok edildi bunlar? Bunlar resmi Hristiyan ideolojisinin öngörmediği bir takım gerçekler içeriyordu kanaatinizce. Yani tek tanrı inancını taşıyan içerik olarak birçok İncil nüshası vardı. Bunlar kaybedildi. Şu anda o 3000 İncil nüshasına hiçbir şekilde ulaşılamıyor mu? Hiçbir şekilde. İşte bildiğiniz bir Barnaba var. Çok dile getirilen Barnaba İncil var. Onda bu işte, Hazım Babat tarafından Güneydoğu'da bulunduğu ve Genelkurmay'ın özel mahzenlerinde, özel kuvvetlerin özel mahzenlerinde saklandığı iddia edilen kitaptan bahsediyor. Barnaba İncil'i gibi ben birçok İncil olduğu kanaatindeyim ki tek tanrı inancını veya Hazreti İsa'ya esas vahy olan vahyin özelliklerini taşıyan İncil nüshaları ne yazık ki yok edildi. Dolayısıyla o inancı taşıyan insanlar yeni bir peygamberi beklediler. Yeni bir peygamber beklentisini yüzyıllarca taşıdılar. Evet. Burada kahraman sordunuz, kahramanlar kimler diye. Evet. Bir tane bu tek tanrı inancına sahip olan bir rahibimiz var. Bu rahibimiz yeni bir peygamber özentisini ve özlemini yüzyıllar boyunca devam eden özlemi kitap boyunca sürüyor. Biz bunu takip ediyoruz. İkinci olarak Türk diyarından bir tüccarımız var. O zaman Türk diyarında Göktürkler var, Akunlar var. Bize yabancı olmayan bir coğrafya. Orada da ufak tefek peygamber beklentisini ifade eden bir takım izler sürdü. Ama esas ağırlık merkezimiz Orta Doğu ve Arabistan Yarımadası. Türk diyarında bir peygamber beklentisi var mı o dönemlerde yaptığınız araştırmalara göre? Şu şekilde var. Yani ticaret dolayısıyla kitleler sürekli birbirleriyle iletişim halindeler. Malum İpek Yolu tüccarları dediğimiz tüccarlar şehir şehir, kasaba kasaba gezerek birbirlerine kültür aktarıyorlar. Evet. Bu tüccarlar muhakkak Arabistan'da konuşulan bir haberi Orta Doğu'ya, Bizans'ta konulan bir haberi Sasani'ye taşımakta çok mahirler. Fısıltı gazetesi. Dolayısıyla Fısıltı gazetesi kabilinden böyle bir peygamber olabileceği veya beklendiğini kendileri, kendi coğrafyalarını dile getiriyorlar. Evet. Yani bu ne derece Türklerin İslamiyet'i kabulüne katkısı olduğunu bilemiyoruz. Yani o çok ciddi bir iddia olur. Ancak şu an tüccarlar nezdinde konuşulan bunlar, hanlarda, meclislerde, değişik atmosferlerde, değişik hikayeler kanalıyla kitleler tarafından paylaşılıyor. İşte örneğin ben Mekke'de geçen bir hikayede duydum, yeni bir peygamber çıkacakmış cümlesini bir Uygur tüccar, bir Hun tüccar veya bir Sasani tüccar çok rahatlıkla başka şehirlerde dile getirebiliyor. Biraz bu kültürel kodları kullanmaya çalışıyor. Kültürel görselliği, evet. Romanda işlemeye çalışıyor. Evet, değerli izleyenler, Mikail Çolak Bey'le yaptığımız bu söyleşiden bizim anladığımız kadarıyla gerçekten bu kitap farklı. Öncelikle bir roman çalışması. Evet. Ama belgesel roman niteliğinde. Tarzında. Evet. Yani peygamber öncesi dönemi kapsayan ve insanların arayışlarını kapsayan bir belgesel roman tarzında kitap. Peki Mikail Çolak Bey'le yaptığımız bu güzel söyleşten dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum ilginize. İnşallah istifade ederiz hep beraber. İnşallah. Çok istifade ederiz. Okuyanlar da istifade ederiz. Kolay gelsin diyoruz efendim. Teşekkür ederim. Sağ biliyor musun? Çin 2030 yılında Amerika'dan da geçecek. Çünkü şu an Çin'e de en büyük parayı kazandıran Müslümanlar. Ve dünya 5'ten büyüktür diyen ve daha sonra Şangay Beşlisi'nden de çakan da biz. Ben ona sonra Şangay Beşlisi'ne gireriz dediğimiz için Güneş 44-51. Evet, burada askerlere ait miğferleri görüyoruz. Önce boşal sandıkları ondan sonra söylesin.
birer tane. Miğferler ve zırhlar. O Rumcu geldi, akşama bir daha geldi, onu aldı. Rumcu'yu geri gelen. 50 kağıt üstü. Ömer mi? 451'den 2 tane oldu. Ömer mi oldu? Ömer mi? Evet, satan arkadaşlarımız var bu güzel eserleri. Bu güzel eserlerle ilgili biraz bilgi alıyoruz şimdi arkadaşlarımızdan, değerli izleyenler. Evet. Evet. Bu güzel, harika eserler Türkiye'de mi yapılıyor diyelim öncelikle? Kendi fabrikamızda, yani kendi bünyemizde yapılıyor hepsini. Kendi bünyenizde yapılıyor. Ne kadar güzel. Peki bu Osmanlı arması malzeme olarak ne kullanıyorsunuz mesela bunda? Çerçevesinde plastik ve polyester karışımı var. İçindeki Osmanlı arması enjeksiyon, yani plastikli. Plastik enjeksiyon. Evet. Çok enteresan. Yani çok daha farklı metal görüntüsü veriyor ama plastik enjeksiyon. Evet. Çok ilginç. Renkleri zorma. Böyle bir içinde. Böyle bir çerçevenin fiyatı nedir sizde? Fiyatı 185 lira efendim. 185 lira. Evet. Toplam peki bu burada da Esma-i Hüsna görülüyor. Sol tarafında Ezel Göğsü, sağ tarafında Bakara, ortasında Besmele bulunan güzel bir tablo. Evet, gerçekten çok güzel eserler ve bunların hepsi plastik enjeksiyon mu diyorsunuz? Evet efendim. O 100 liraya alır mıyız? Çok enteresan. Plastik olursa olur efendim. Evet. 100 lira zaten onun indirimi diye. Bizim kendi mi yaptığımız? 90 olursa alırım diye. Tamam, neyse olsun. Sen izlemeseydin ben izleyecektim. Sen izlemeseydin ben izleyecektim. Yok. Sonuçta abi şey yani. Ne oldu? Sonuçta. Evet. Pazarlıklar sürüyor ve alışverişler yapılıyor. Burada bir Medine-i Münevvere'nin maketini görüyoruz. Medine'deki Mescid-i Nebevi'nin bir maketini görüyoruz. Bunu en son 80 yaparız. Evet, pazarlıklar sürüyor. Biliyor musun abla? Şu standın içinde en çok satılan saat. Yani bu anlamda demiyorum. Şu üzerinde sayılık var. En çok satılan saat. O 90 lira. Acayip satılıyor yani. Evet, buradan kolay gelsin diyoruz ve çıkıyoruz. Evet değerli izleyenler, devam ediyoruz bu aradaki yolculuğumuza ve gördüğünüz gibi insanlar kitleler halinde buraya geliyorlar. Her yaştan, her düşünce grubundan insan buraya geliyor ve kitaplarla buluşuyor. Ve biz de yine burada değerli yazarlarımızla karşılaşıyoruz. Mehmet Nuri Yardım ve Elif Sönmez Işık. Evet, şimdi kendilerini tanıyacağız. Ve bir okur burada kendisine yardımcı oluyor Mehmet Nuri Yardım. Ve evet, Elif Hanım'dan başlayalım. Sizi tanıyalım Elif Hanım. Biraz daha yüksek sesle lütfen çünkü çok ses var. Tabii. Elif Sönmez Işık. Editörlük sahasında çalışmalar yapıyoruz. 2007 bir yılından bu yana yazmış olduğumuz denemelerden seçmeleri içeren evet. Cemreler oldu. Geçen yıl Kasım ayında Cemre'nin kuşağında bu yılda Diyanet Fuarı'nda ilk imza macerası yaşıyoruz. Güzel. Pazardır
Tebrikler. Geçirdik, evet, çok güzel. Nerede okuyorsunuz? Yerde biz de memnunum. Fuar ortamı zaten nereye? Çok güzel. Kitaplar çok güzel. Yazarlar burada. Ve şu anda burada bu kalabalığı görmek güzel, çok iyi bir yayılarak devam eder. Evet. Peki kitabınızı isterseniz şöyle bir görelim. Cemreler. Evet, cemreler nereye düşüyor diyelim. Burada cemreler insana düşüyor. Evet. Normalde doğaya. Kısaca bahsedersek. Evet, havaya, suya ve toprağa düşen cemrelerin bir defa insana düşüşünü izledik. Evet. İzledikten yola çıktık açıkçası. Ve insanda var olmuş her şeyi meydana getirdiği değişimleri gözlemlemeye çalıştık. Edebiyat, hayat ve maneviyatla ilgili yazılar var içerisinde. Bu yüzden üç cemreden oluşuyor. Birinci, ikinci ve üçüncü cemrede kitabın bölümünde. Evet, birinci, ikinci, üçüncü cemrede kitap böylece ortaya konuyor. Peki, bundan sonra başka proje var mı? Tabii var. Aslında birkaç ana başlık var ama bunların meydana gelmesi, bir süreç meselesi. Evet. İnşallah çok kısa zamanda önümüzde bir iki tanesi önümüzdeki yıl meydana gelecek şekilde hazırlığı devam edecek. Evet. Bahsederseniz kısaca projelerden. Şimdi çok somutlaşmadığı için ben buradan çok fazla bahsedeyim ama şehir kültürüne dair çok yöneliğimim var son yıllarda. Şehir kültürü. Evet, şehir kültürüne dair. Evet. Bu alandaki izlenimlerimi yazmak verdiğimde. Bu alanda çalışmalar olacak. Toplum bilimi diyebileceğimiz, şehir kültürü diyeceğimiz. Evet. Biraz daha tarzda. Evet. İnsanın şehirle olan bütünleşmesi. Olacak. Bahsedebileceğimiz kitaplarınız hangileri? Bahsedebileceğim kendi kitaplarım var. Mizah alanında edebiyatımızın güler yüzü, tarihimizin güler yüzü, mizahın izahı gibi kitaplar yayınlandı. Evet. Sonra Sefer Tası ve Halim Selim Efendi kitabı arda arda geldi. Buralarda 70'li yılların Türkiye'sinden tablolar var. Eski bayramlar, eski şehir hayatı, mahalle hayatı, onlar geri geliyor. Evet. Mabaliye'de Hayat kitabında gazetecilerimiz, bizim Mabaliye ömür vermiş olan üstadlarımız anlatılıyor. Ve tabii çocuk kitapları var. Kalem Efendileri çıktı. Kalem Efendilerinde sanatkarlar, hattatlar, alimler, şairler, unutulmaması gereken portreler bunlar. Çünkü biz toplum olarak biraz eskiyle, maziyle, gelenekle bağlarımızı maalesef kopardık. Son yıllarda yeniden oluşuyor. Bence nesillerin sağlıklı bir şekilde üretmesi, yazması için eskileri tanıması gerekiyor. Yani bugün bir hattat, eğer Hattat Hamidi tanımazsa iyi hat yapamaz. Bir şair, Tanpınar'ı, Yahya Kemal'i, AKP'yi, Necip Fazıl'ı bilmezse iyi şiir yazamaz. Bir romancı, genç bir romancı, Tarık Buğra'yı okumak zorunda, Bahattin Özkeş'i okumak zorunda. Kısacası nesiller arasında böyle bir köprü oluşmalıdır. Kararındayım. Evet. Bu köprüyü kuranlar, genç yazarlarımız, onlar başarılı oluyor. Ama maziyle, geçmişte ustalarla bağ kuramayan genç kalemler maalesef bir noktadan sonra toplumdan gereken ilgi göremiyorlar, edebiyata küsüyorlar ve bırakıyorlar. Ben o bakımdan gençlerin özellikle ustaları tanımaları gerektiğini söylüyorum. Bir noktada kendilerini tekrarlamaya başlıyorlar. Aynen öyle, evet. Tekrarlıyorlar ve ilgi de görmeyince bu sefer uslanıyorlar. Evet. Bakabilirsiniz, buyurun. Toplumun edebiyata ilgisi yok gibi bir kanıya kapılıyorlar. Halbuki toplumda edebiyata büyük bir ilgi var. Şu anda Türkiye dünyada en çok kitap okunan 12. ülke. Bu çok ilginç bir tespit. Evet. Bir daha tekrarlayabilir miyiz? Geçen yıl Türkiye dünyada en çok kitap okunan 16. ülkeydi. Bu sene Türkiye 12. sıraya yükselmiş. Çok iyi bir haber aslında. Ve mesela eskiden sadece İstanbul ve Ankara'da kitap fuarları yapılırken
Şimdi 81 ilimizde kitap fuarları düzenleniyor. Ben oraya Van dahil. Antiparantez girmek istiyorum Mehmet Bey. Şimdi önceden biz şöyle bilirdik. Japonlar ayda işte 30 kitap okuyor, Türkler yılda bir kitap okuyor diye bilirdik. Bu tablo biraz düzeldi diyebilir miyiz şu anda? Düzeldi. Hatta en çok kitap okunan ülkeler arasındayız. Doğrusu da budur. Biz Müslüman bir toplumuz. Evet. Kur'an-ı Kerim'in ilk emri malum oku emridir. Dolayısıyla aslında yol mecrasını buluyor. Doğru yolu buluyoruz. Evet. İnşallah ileride benim ümidim ve kanaatim o ki Türkiye dünyada en çok kitap okunan birinci ülke. İnşallah. Olmamız lazım. İnşallah diyelim. Olmamız lazım. Zor. Hayal değil yani. Sonlardan 200. devletten eğer 12. devlete çıkmışsa 5-10 sene sonra inanıyorum ki inşallah en iyi ülke olabiliriz. Yeter ki kitapla bağımızı, dostluğumuzu koruyalım. İnşallah. Evet. Hocam, peki efendim ben teşekkür ediyorum. Sağ kolay gelsin diyorum. Eyvallah. Sağ olun. Şöyle bir durum var. Kolay gelsin. Evet, burada da yine çocuklarla ilgili ahşap oyuncaklar. İzleyenler. Evet, yine burada minik bir kitap sever. Ve? Bir tanesi de aşağıda. Aşağıda mı? Peki. Nasıl buldunuz efendim fuarı? Çok beğendim. Beğendiniz. Bak evet, minik kardeşimiz de beğenmiş. Beğendim mi? Fuarı. Kitaplarımızı da aldık. Onların boyunda kitap da aldık. Öyle mi? Neler aldınız bakalım? Şöyle kitap da aldık. Ne kadar güzel. Bakıyor musunuz? Evet, değerli izleyenler. Ecrin alışverişini yaptım. Ecrin'in mi bu? Evet, bu Ecrin'in. Ecrin'in değil mi? Evet, küçük minik Ecrin'in bu da. Bu yumurta tangramla ilgili birkaç cümle söylerseniz nasıl bir şey? Bu mu? Parçalarımız 9 parçadan oluşuyor. Evet. Şekillerimiz bunlar. Evet. Çocuklar öncelikle bu şekilde bu 9 parçayla yapıyorlar. Aha. Tangram kaç para? 9 tangram burada 20 lira. Normal fiyat 35 lira. Parçalarımızın tamamı burada. Evet. Bu parçalar kullanılıyor. Evet, bütün bu parçalar şeylerde bu parçalar evet. Kullanılıyor. Daha sonra bu parçaların arka yüzleriyle tek renkli arka yüzleri. Evet. Aynı şekilde tekrar yapılıyor. Bu ikinci aşaması. Hmm. En son aşamada ise. Öndeki şeklin simetrik gölgesini bu 9 parçanın tek yüzüyle evet. Çocuğun yapması.
4 yaşından 12-13 yaşına kadar. 12-13 yaşına kadar çocuklar bunu yapabiliyorlar. Peki, teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Evet, gezmeye devam ediyoruz bu arada. Geliyoruz şimdi, geliyoruz. Dedik ya, her yaştan kitap sever, kitapları seçiyor, istediği kitabı alıyor. Tamam, bu biraz inceleme kitabı, şeye göre, çocuklara göre inceltilmemiş, üniversiteye göre. Ha tabii, bu seviye, lise ve üniversite seviyesi olmaz yani, misal yani. Lise ve üniversite seviyesi ağır değil, misal yani. Bu zira olur. İyi kitaplar da okuyor zaten. Evet, gezmeye devam ediyoruz bu ara. Kolay gelsin. Para çekip olmaz abi. Efendim? Nasıl? Hoş bulduk. Tam anlayamadım söylediğiniz. Ben paraya şey yaparken olmasın dedi. Evet, kitaplara bakılıyor. Kıpra kitabı mı o? Beğendin mi kitabı? Evet. Yok yok, utanma. Utanma. Beğendin mi kitabı? Bilmem. Efendim? Bilmem. Bilmezsin ama içine bakarsan bilirsin. Evet, gezmeye devam edelim. Evet değerli izleyenler, devam ediyoruz fuarı gezmeye ve şimdi de bir başka standdayız. Akıl Fikir Yayınları, Yeni Şafak Derin Tarih Star deniyor. Bir ortak stand ve burada değerli yazarlarımızı görüyoruz. Ve şimdi onları kısaca tanıyalım. Evet, sizden başlayalım tanımaya. Merhabalar efendim. Merhaba, Can Saran Kızıltaş. Evet. Deneme öykü ve şiir kitapları yazdım. Çok güzel. Şöyle kitaplarınızı aslında bir gözünü tutabilirseniz bir görelim. İlk kitabım aslında Hüzün Bey Hep İstanbul. İkincisi Uzanan Sesi adlı öykü kitabı. Evet. Diğeri de Dallar Kuşlara Tutunmayı Unutmamıştı. Çok güzel. Peki kitaplardan kısaca biraz bahsedersek? Aslında Hüzün Bey Hep İstanbul, İstanbul'la ilgili, yani İstanbul'un tarihi, mekanları ve onun insan ruhunda bıraktığı izler, benim gençlik yıllarıma dair, şu meydana dair yine içinde çok şeyler saklayan, evet, ve İstanbul'u iç içe ruh içlemeleriyle denemesine yazmış olduğum bir eser aslında. Deneme kitabı ayrı ayrı bölümlerden oluşuyor. Deneme tarzı. Şiirsel, evet, akıcı. Ama yani İstanbul'a dair yaşanmışlıkları, evet, içeren bir kitap yani. İçinde İstanbul olan, ruh derinliği taşıyan, İstanbul'u yaşayan. İstanbul bir derya, İstanbul, evet, bir sanat, evet, başlı başına. Evet. Onu anlatmak, yani ruh İstanbul. Evet, onu anlatmak için belki, evet, dişlerle kitap, evet, yazılsa yerleri, değil, evet, mi? Evet. Uzağın Sesi de yine hayata dair, insana dair öyküler. Evet. Ve tabii eserlerimde biraz tabii daha çok ruh incelikleri ve tasavvufi şeyler de var. Duygular var, içsellikler var, kapalı anlatımlar var.
uzun sesli öykülerden oluşan bir kitap. Evet, şiirde yine aynı şekilde birçok şeyleri içine alan, yani hem insan içinde olan, hem hayat, hem tarih. Ben aynı zamanda tarihçiyim. Evet. Zaten burada ilk şiirim de Granada ile başlayan bir şiir. Uzunca tarih. Granada yok mu sesi? Tarihi içine alan, Endülüs Emevi'yi. Evet. Granada, buradaki evet kaybedilen değerler, onlarla ilgili başlayan bir şiir. Çok güzel. Tarih yolculuğuyla başlıyor. Ve sonuçta da içsel yolculuklarımıza tamamlanan bir eser olmuş. Anladım. Nasıl fuarı nasıl buldunuz? Hareketli benim gördüğüm kadarıyla. Siz ne dersiniz? Fuar oldukça hareketli. Güzel bir fuar. Hele ki zaten bizim bulunduğumuz yerde bir akış alanı içerisinde olduğu için giriş o bölgesi. Hareketi daha fazla hissedebiliyoruz yani. Evet. Ve meydanda olması da tabii ki çok daha farklı benim için burada olmalı. Değil mi? Evet. Çok güzel, çok farklı bir şey var yani. Ruhu peki. Var buranın. Buranın ruhuna yakışan bir yer ayrıca. Evet. Tam da karşınızda evet. Beyazıt, ikinci evet. Beyazıt'ın türbesi var ve özellikle böyle bir ortam. Çınar ağaçlarının bulunduğu yerde, bir üniversitenin olmuş olduğu yerde, İstanbul'un yani ruhun taşıyan bir meydanda olmak çok güzel bir şey. Çok güzel. Evet, gerçekten bu kaldırımı arşınlamak bile, bu kaldırımı dolaşmak bile farklı bir kültür. Derinliklere götürüyor zaten. Ben de tamamen geçmişe götüren bir şey. İstanbul Üniversitesi'nin öğrencisi ve ikinci üniversite yine orada ikinci sınıfta okuyan biri olarak şu an bu derin tarihi, derin kültürü soluklamaktan mutluyum gerçekten. Mekan olarak çok güzel bir yer. Teşekkür ederim. Peki efendim, ben teşekkür ediyorum. Şöyle geçiyoruz diğer yazar arkadaşımıza. Merhabalar efendim, sizi tanıyalım. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, İbrahim teşekkürler. Burada 34. kitap buharında kitaplarımızı imzalamak için dostlarımızla ve ziyaretçilerimizle buluşmak üzere toplanmış bulunmaktayız. Evet. Cenab-ı Hak hayırlara vesile etsin. İnşallah. Sizin kitabınızdan da biraz bahsedelim isterseniz. Tabii. Nacizane bizim kitabımız Güller Sana 2014 yılının Eylül ayı sonlarında çıkan bir kitabımız. Evet. Bizim medeniyetimiz biraz... gül medeniyetidir. Hakikaten bakmış olduğumuzda sanatı tarif etmeye çalıştığımızda sanatı birçok farklı yönleriyle birlikte tariflerine rastlayabiliriz. Nuri Pakdil'in konuşmaları adlı kitabında bir niyet senin ve sanata bakış açısında ki bakış açılarına bakmış olduğumuzda hep kesretli sınırlı bakış açılarını görebiliriz. Oysa bizim anlayışımız doğrultusunda sanat engin güzelliklerin engin ırmakları doğrultusunda yürüyüşümüzü sürdürüp ebediyete ulaşmaktır. Bununla da ilgili olarak Güller Sana bizi biz yapan değerleri geçmişten günümüze taşıyarak ve yayılmış olduğu topraklara, gitmiş olduğu topraklara vararak ve buradaki iniltileri, ızdırapları, sevgileri, sevdaları, aşkları ve bunların haykırışlarını nacizane karalamaya çalıştık. Güller sana olsun, güller size olsun efendim. Peki efendim, teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Reciz bir ifade ile anlatım oldu. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz efendim. Kolay gelsin. Tekrar sefa geldiniz. Teşekkür ediyorum. Evet, sevgili dostum. Yine bir başka yazar abimizle burada beraberiz. Ve sizi tanıyalım. Şimdi Recep Arslan yeni kitabıyla tanınsın. Burada 40 tane çok değerli Türk edebiyatına, evet. İslam edebiyatına, medeniyetimize hizmet etmiş insanlar var. 40 kişi, tam 40 kişi her birbirinden Süleyman Çelebi'den başladık. Neden Süleyman Çelebi'den başladık? Çünkü Mevlid Türkiye'de çok okunan bir kaside. Süleyman Çelebi'nin yazdığı Mevlid kasidesi çok okunan bir kasidedir. Bu kasidede tevhid var, Allah'ın birliği, varlığı, tanıtımı var. Evet, peygamberin nübüvvet görevi var, doğumu var. Ve rıhlet bölümünde de hazır Resul dünya veda edişi var. Dolayısıyla çok önemli bir mesele bu. Belki de İslam medeniyetinin temel meselelerini bir kasidede öne getiren bir şair olduğu için, böyle bir gönül adamı olduğu buradan için Süleyman Çelebi'den başladı. Mesele budur. Ama ondan sonra Caca Bey var mesela. Evet. Uzay bilimci.
Kırşehir'de biliyorsunuz onun adına açılmış üniversite ve fakülte var. Evet. Caca Bey'in yıldızları izlemek için bir yöntemi var, bir usulü var. Koca bir su havuzu yaptırmış, hiç kafasını kaldırmıyor bile. Suyun içinde izliyor. Havuzdan yıldızları seyrediyor. Yıldızlar evet. Yansımasından onu seyrediyor ve uzay bilim yapıyor işte kendi çapında. Kendi çapında, evet, o dönemde ancak o kadar. O kadar, evet. Ama bugün yine de bir marka işte. Efendim ondan sonra bu kitabımızda yine Molla Fener'i var. Şeyleri paylaşırsınız ya Facebook'ta. Evet, bir kadısı İstanbul'da kadılık yapmış. Evet. Sonra bir ara Timur'un yanına geçmiş. Bursa'yı işgal ettirmekte ona rehberlik yapmış. Böyle bir şey de var. Şimdi Cağaloğlu'na camisi var biliyorsunuz. Değerli bir Ebu Suud Efendi var. Evet. Şimdi burada Ebu Suud Efendi ile ilgili bir şeyimiz var. Bir ona fetva sordular. Ebu Suud Efendi'ye bir fetva sordum, o da bana cevap verdi. Evet. Yani nasıl? Bir fantezi işte gerçekleştiriyor. Yani bir düş gerçekleştiriyor orada. Ne cevap verebilir? Herkesin ne cevap verdiği zaten belli değil. Zamanlar siyaset yapıyorduk. Gazetede siyaset haberleri yaparken öyle bir uzmanlaşmıştık ki Süleyman Demirel adına beyanat verebiliyorduk. Teşekkür ediyorum. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz biz de. Diğer arkadaşımıza geçiyoruz hemen. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Enes Faruk Sevgilioğlu. Evet, memnun olduk. Sevda Sözleri Kahramanlığı. Sevda Sözlerinin Kahramanları. Peki, şiir kitabı değil mi? Evet, şiir kitabı. İçerik olarak birkaç cümleyle bahsedersek? İçerik olarak, şimdi genel olarak aşkı anlatıyor ama insanlar genellikle aşkın hep bir taraflarından tutmuş. Evet. Ben bunu tek tek kahraman olarak belirledim insanları. Aşkın başlangıcından, hissiyatından, yaşanışına, bitişine dair her türlü sevda yaşamış Anadolu halkının bir nevi kahramanları tek tek şiirlere lanse ederek insanlarla buluşturdum diye düşünüyorum. Evet, böyle bir çalışma. Diğer şiir kitaplarından daha farklı olacağını düşündüğümden daha insanlara dokunaklı olacağını. Farkını bir daha vurgularsan? Farkı şöyle, kimisi birlikte tek yaşar aşkı, kimisi platonik yaşar, kimisi birlikte yaşar. Evet. Ama herkes bir şeyi yaşamıştır. Aşkın bir tarafından tutmuştur. Ben insanların herkesin tuttuğu tarafları tek tek şiirleri lanse ederek herkesin kendine bir şiirde bulabileceği bir şiir kitabı çıkartmak. Anladım. Böyle bir çalışma. Genç bir kardeşimiz ve bir şiir kitabı yayınlamış Türkiye'de. Tabii zor bir alan şiir kitabı. Zor ama güzel bir şey. Çünkü evet. Artık 1980'e kadar şairlerin isimleri biliniyor. Ondan sonrasına dair Türk Edebiyatı'na imza bırakacak şairlerin sayısı, ismi azalıyor diye düşünüyorum. Çocuklarımın annesi. Evet. Onları devam ettirmek için de bize bir görev düştüğünü düşünüyorum. Biz de yapabiliriz bu. Ben bu niyetle şiir üzerinde edebiyata katkı olacağını düşünüyorum. Bu niyetle ilerliyorum. Peki, kolay gelsin diyoruz biz de genç kardeşimize ve diğer arkadaşımıza geçiyoruz. Evet, sizi tanıyalım. Bekir Tuncel Salihoğlu. Hikayeci. Hikayeci, evet. Sanat alemi. Kitabınızdan biraz bahsedelim isterseniz. Birinci kitap Çakı Çakmak. Çakı Çakmak Aynatarak. Evet, bu tam böyle güzel. Tam çarkı üslubu değil mi? Esprili hikayeler. İkincisi de Bizim Kral. Bu da Bizim Kral. Bizim Kral. Evet. Bu hani Kral Çıplak hikayesi var mı içinde? Böyle bir espri. Hepsi bize ait. Tamam. Hepsi bize ait. Peki. Akıcı, ders verici, evet. Sürükleyici. Seviye itibariyle 7'den 77'ye herkesin okuyabileceği hikayeler. Evet. Ama eline aldıktan sonra bırakılmayan bir hikaye. Evet. Uykusuz kalmamak açısından akşam geç vakitte ellerini almasınlar, sabaha kadar bitirmeden bırakmazlar. Evet, yani Bekir Bey, kitabıyla ilgili böyle etkili söylüyorum. Bu kanaatler okuyucuların kanaatleri. Kısmet olursa okuyucuların rağbetinden dolayı üçüncü kitapta bir ay sonra çıkacak. Onu da müjdesini şimdiden vereyim. Aha. İsmi İkindi Çayı. İkindi Çayı. İkindi Çayı. İkindi Çayı. Evet. Hayırlısı diyelim. Hayırlısı inşallah. Peki Bekir Bey, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin diyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.